İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bugün Ermenistan'ın uluslararası alanda tanınmasının 103. yıl dönümü. Sessizlik onları mahkum eder. Lemkin Enstitüsü, Biden, Schulz ve Macron'u Artsakh'ta Ermenilere yönelik soykırım Armenosit tehdidini ciddiye almaya çağırıyor. Şuşi Yurtseverler Birliği Başkanı Aşot Arutyunyan'ın Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Avrahamyan'a başvurusu. Ermenistan ve Ermenilerin geleceğini tasarlamak. Geleceğin Ermeni Konferansı. Bugün Hrant Dink'i anma günü. Kudüs'te Ermeni Müzesi açıldı. 1920 yılının bu günde Milletler Cemiyeti, Büyük Britanya, Fransa ve İtalya liderliğindeki İtilaf Devletleri Yüksek Konseyi Paris Meclisi'nde Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını resmen tanıdı. O zaman bağımsızlığını yeni kazanan Ermenistan, Kars, Sarıkamış, Ardahan, Ani, Iğdır ve diğer büyük kentleri kapsıyordu. Bir asır boyunca tarihimizin diğer birçok şanlı sayfası gibi bu önemli gerçek halktan gizlendi veya yabancı işgalciler tarafından tahrif edildi. Mesele şu ki 1990'da olduğu gibi 1991'de Ermenistan Cumhuriyeti'nin kabul ettiği bağımsızlık bildirgesi anayasasının bugünkü ifadesine göre Ermenistan 1918 Kafkasya Ermenistan Cumhuriyeti'nin değil sadece Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nden Ermenistan Cumhuriyeti olarak yeniden adlandırılan Sovyet Ermenistan'ın halefidir. Halbuki Türkiye Ermenistan yani Batı Ermenistan Ermenilerinin bağımsızlıklarına kadar olan kendi kaderlerini tayin hakları Rusya'nın 29 Aralık 1917 tarihli fermanıyla tanındı. Şu anda 1918'in ilk Rus anayasasında yer alan bir kararname bölüm 3 madde 6. Şimdi uluslararası toplum nezdinde Batı Ermenistan'ın sürekli devleti kendisini ilk Ermenistan Cumhuriyeti ve Türkiye Ermenistan olarak sunmakta ve böylece uluslararası hukukun tesis ettiği iddiayı yani toprak meselelerini askeri politik çatışma alanından hukuki alana taşımakta ve sorunun barışçıl çözümüne katkıda bulunmaktadır. Çok sayıda açıklamaya yanıt olarak Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Avrahamyan, Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit'in ardından Fransa'nın Artsakh ve Kilikya dahil Batı Ermenistan'ın bağımsızlığını fiilen 19 Ocak 1920'de tanıdığını ve San Remo'da düzenlenen konferansta Nisan 1920'de ardından 11 Mayıs'ta de jure tanıdığını tereddütsüz hatırlıyor. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Türkiye'nin başını eğmeden, soykırımı Armenosid'i tanımadan veya tüm dünya mahkemelerinde özür dilemeden Türk halkıyla iyi ilişkiler kurarsa öldürülenlerin hatırasını lekelemiş olur. Katledilen 1,5 milyon Ermeninin ruhu ihmal etmek için nesillerini lanetleyecek. Bizim açımızdan hepimizi yaralayacak ve onurumuzu yitiren kayıtsız şartsız bir teslimiyet olacaktır. Üstelik Ermenistan Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşeceğini bile söyleyebilirim. Bu, kanayan bir yarayı şeffaf bir bezle örtmeye benzer. Medeni dünyanın halkları arasında etik normlara uymayanlar var. Birçok batılı ülke ayrıcalıklı localarında oturarak bin yıllık bir ulusun barbar Osmanlı Türkleri tarafından yok edildiği Dante usulü gösteriyi keyifle seyrediyordu. Olaylara açıkça dahil olmasalar bile bu onları suçluluktan kurtarmaz. Elinizde bir can kurtaran sandalı olması ve boğulmakta olan bir insanı gördüğünüzde onu kurtarmaya çalışmamanız onun hayatına karşı bir tacizdir. Bana göre Avrupa ülkeleri de Türklerin yaptığı soykırımdan, Armenosit'ten daha az suçlu değil. Milletler Cemiyeti üyeleri dahil hepsi veya neredeyse tamamı sorumlu ve suç ortağıdır. İnsanlık güçlülerin vahşeti karşısında daha ne kadar sessiz kalacak? Sessizliklerinin kendileri kınadığını anlamıyorlar mı? Neden Erdoğan, Aliyev, Zelençuk gibi bazı uluslararası suçlular ve diğer azizler kendilerini dürüst bir yüzle gösteriyorlar? Gerçekten ayrı bir tanrıları mı var? Adaletin olmadığı bir dünya fırtına öncesi sessizlik gibidir, değil mi? Raymond Berberyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı.
Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü bir tweette Bertur Koridoru'nun kapatılmasına bir kez daha değindi. Mesajda Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü başta Başkan Joe Biden, Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere dünyadaki iktidar sahiplerini Artsakh'ta Ermenilere yönelik soykırım Armenosit tehdidini ciddiye almaya çağırıyor. Dünya başka bir Ermeni soykırımına Armenosit'e izin veremez denildi. Şuşi Yurtseverler Birliği Başkanı Aşot Arutyunyan'ın Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'a başvurusunu sunuyoruz. Azerbaycan'ın ırkçı yetkililerinin Azerbaycan çevrecileri tarafından bile tanınmayan kiraladığı sahte çevreciler aracılığıyla Ermenilerin ana vatanında bir soykırım Armenosit yaşanıyor. Bu soykırım Armenosit her an Artsakh Cumhuriyeti'nden Ermenistan Cumhuriyeti'ne sıçrayabilir. İnsani çıkarların önderliğinde Artsakh Cumhuriyeti'nin Şuşi şehrinin sivil toplumunu temsil eden ve Yerevan'a sığınan Şuşi Yurtseverler Birliği adına Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Armenek Abrahamyan'a sesleniyoruz ve ona Artsakh Cumhuriyeti'ne gıda teslimi sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve onun daimi üye devletleri olan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile ayrıca Azerbaycan-Artsakh İhtilafı konusunda özel yetkiye sahip Agit Minsk grubu ülkeleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa ile arabuluculuk yapma yetkisi veriyoruz. Başvurunun tamamı web sitemizde mevcuttur. Sivil bir girişim olarak 2021 yılından bu yana faaliyet gösteren The Future Armenian, Mart ayında gerçekleşecek ve Ermenistan Cumhuriyeti'nden olduğu gibi diasporadan katılımcıların dahil olacağı sivil konvansiyona hazırlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin ve Ermenilerin geleceğine dair soruların tartışılacağı, fikir alışverişi yapılıp yol haritası hazırlanacağı konvansiyona başvuruların son tarihi 23 Ocak. The Future Armenian, dünyadaki Ermeniler için en önemli konuların kamuya açık tartışılması için bir tür konvansiyon şeklinde bir platform sağlıyor. Ermenistan Cumhuriyeti ve diasporadan Ermenileri bir araya getirecek ve 10-12 Mart tarihleri arasında Ermenistan Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek buluşmada, konvansiyonda 3 ana başlıkta toplanan hedefler tartışılacak. Ermenistan Cumhuriyeti Diaspora Birliği, tarihi sorumluluk, nüfus artışı. İngilizce başvuru formuna ve Ermenice başvuru formuna buradan erişebilirsiniz. Konstantinopolis'teki bir Ermeni aydın olan Batı Ermenistan'ın evladı, haftalık Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, bundan 16 yıl önce 19 Ocak 2007'de güpegündüz Agos gazetesi yazıhanesi önünde Türk aşırı milliyetçi o gün Samas tarafından kurşunla vurularak öldürüldü. Tüm insanlık Türk milliyetçiliği ideolojisine ve sonuçlarına bir kez daha tanık oldu. Elbette ilerici aydınlar ve demokratik toplum işlenen suçu protesto ederek tepki verdi ve Ermeni milletine dayanışma ve destek gösterdi. Ancak devlet düzeyinde katile ve işlenen suça yeterli yanıt verilmedi. Katilin bu suçu tek başına organize etmediği, üstelik devlet tarafından desteklenip yönlendirildiği kesinlikle açıktır. Bununla birlikte Türkiye, soykırımcı ve Ermeni karşıtı politikasını açıkça ortaya koyarak bir kez daha dünyanın hakaretine uğradı. Batı Ermenistan bu korkunç cinayeti ve onu organize edenleri kınıyor ve Hrant Dink'in anısına saygı duruşunda bulunuyor. 19 Ocak tesadüfen seçilmedi. Çünkü 1920'de aynı gün Ermenistan Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınmasının yıl dönümüydü. Bunun içinde faşist derin devlet bu tarihi seçti. Çünkü Hrant Dink faaliyetleriyle Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin hakları için mücadele ediyordu. The Times of Israel gazetesi tarafından bildirildiğine göre Kudüs'ün Ermeni mahallesinde 5 yıl süren restorasyonun ardından Ermenistan Tarihi Müzesi kapılarını yeniden açtı. Müze müdürü Zohik Karakaşyan, müzenin Ermeniler için bir yaşam rehberi olma amacını taşıdığını kaydetti.
Restorasyondan önce aslen 1850'lerde hacılar için bir pansiyon olarak inşa edilen müze binası daha sonra manastır, soykırımdan sağ kurtulan çocuklar için yetimhane, ruhban okulu ve son olarak küçük bir müze ve kütüphane olarak hizmet vermiştir. Müzenin ana sergisi 1894 yılında eski Ermeni manastır kompleksi alanında keşfedilen 5. veya 6. yüzyıllara ait bir mozaiktir. Mozaik üzerinde Rabbin isimlerini bildiği tüm Ermenilerin anısına ve kurtuluşuna adanmış bir Ermenice yazıt vardır. Müze Ermeni somut sanatı sergiliyor ve aynı zamanda bölgedeki Ermenilerin hayat mücadelesi hikayesini anlatıyor. Kudüs'te çoğu Ermenilere yönelik soykırımdan Armenosit'ten sağ kurtulanların torunları olan yaklaşık 6000 Ermeni yaşıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ani topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Du Orora, Du Şorora adlı eseri sunuyoruz. Kapeles karmir dudir Namanes narana minçan akçik Lusna kışom ve gıcel Yeresit ko ve gıcel Dunelim sirtes azrev can akçik Ampela tunçiga Matmela tunçiga Dorana duşarana Kesar tol sireci Açkiriz kunçiga Dorana duşarana. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.